Geçen yıl bugün dolar 8 lira 36 kuruştu. Bugün 18 lira 36 kuruş. Buna vatandaşın canı mı dayanır? Bir vatandaşın şu anda bu Merkez Bankası'nın faiz indirme politikası yüzünden ayda kaybettiği net gelir 91 dolar. Yani neredeyse 1500 TL. 300 kaç paraydı? Kardeşim, bak gerçekleri konuşmuyorsun. Gerçeği nereden konuşuyorum. Çıktı? Gerçeği konuşuyorum. Nereden nereye gerçeği çıktı? Konuşunca sen rahatsız bizim oluyorsun. Bizim rahatsız oluyorsun gerçeği arkadaş, konuşunca. Kaç dolardı? Al kardeşim. Ya 2002'de izin vermiş. 300 dolarlardaydı alım gücü. Burada kardeşim. Bugün 300 burada, dolarlara gelmiş. Niye bunu söylemiyorsun? Rica edeceğim bir bitirsin. Şunu söyleyeyim. Kardeşim yılbaşında asgari ücretli. Hadi biraz sonra söz vereceğim. Bak Serkan'dan sonra. Bir dakika bir dakika. Gerçeği anlatıyorum ben. Hacı gerçeği anlatınca rahatsız oluyor. Hayır gerçeği eksik konuşuyorsun. Yılbaşında 390 dolardı bir asgari ücretlinin aldığı para. Bugün 299 dolara düştü. Her asgari ücretli Merkez Bankası politikası yüzünden, AKP'nin bu politikası yüzünden ayda 91 dolar. Yani neredeyse 1500 TL'ye yakın para kaybetti. Peki ne alım kadardan düştü. Geldi 300 dolarlara? Nasıl? Son 20 yılda. 300 bak Barış Bey doğru. Ya bak. Hacı. Rakamın doğru. Hacı. 300 dolar şu anda evet asgari ücret. Alım gücü 300 dolar. Şu an, peki, şu an kardeşim. Ne kadardı? 380 dolardı. Hacı, o zaman kaç doğru. çeyrek altın peki, alıyordun? Bugün kaç çeyrek geldi? Altın alıyorsun nereden asgari ücretle? Ona bak, ona bak sen. Asgari ya ekmek olmuş 5 lira kardeşim ya. Ekmek 5 lira olmuş niye ya. Bunu bu vatandaşa bu kadar da yüklenmeyin ya. Alım gücü de 200 ya dolardı. Siz yanlış bir politika yüzünden Türkiye'yi son bir yılda 75 milyar TL 75 milyar TL zarara uğrattınız. Faiz tavana mı vursun? Kur korumalı mevduat planı yüzünden bankada bir kuruşu olmayan bir Allah'ın kulu şu anda bankada parası olanların kur farkından kaynaklı faizini ödüyor ya. Ya bu Allah'a reva mıdır Allah aşkına? Bunun adalet neresinde hacı? Olur ben niye ödeyeyim kardeşim bankada parası olan adamı? Kime ödeseydin? Londra'lı tefecilere mi ödeseydin? Hayır kardeşim sen zaten şu anda gelirinin İyi Parti'nin popülist söylemleri zaten faizi ödüyor diye. Sen %24'ten borç alıyorsun kardeşim. Kur korumalı olmasaydı yanlıştır 75 milyar TL zararı olurdu. Sen niye o zaman faizle uğraşıyorsun? Ona o zaman daha bir bomba söyleyeyim sana. Sen biraz önce kendi söylediğinle çelişiyorsun şu an. İktidar ve iktidara yarım konu iktidar sırf bu yanlış politika yüzünden seçime kadar, seçim kampanyası başlayana kadar faizi tek haneye yani 9'lara indirmeyi tasarlıyor. Bu doların daha da artması, euronun patlaması, Türk lirasının sıfıra inmesi, vatandaşın olacak, alım gücünün azalması, enflasyonun %100'leri aşması demektir. Yapmayın bu yanlış politikadan vazgeçin. Vatandaş evine peynir alamıyor kardeşim ben görüyorum bunu ya. Markete gittiğimde taneyle şeftali alıyor insanlar. Utanıyorum ben arkamı dönüyorum ya. Gerçekten utanıyorum bundan. Barış Bey şimdi böyle bir ülke olur mu Allah aşkına bahsediyorsun ya. Nereden bahsediyorsun? Gel Kadıköy'e. Gel Kadıköy'e. Milleti de o kadar küçümseme. Nerede? Kardeşim vallahi sen ya, bu milleti küçümsüyorsun deminden beri. Sen getirdin bu noktaya. Bu milletin ne kadar küçümsedin ya. Kardeşim et yeme oranı ne kadar olur var, biliyor musun? Doğrudur. Yıllık 12 kilo tek şeftali alan da vardır. Doğrudur ama bu millet memleket değil Barış Bey. Hacı siz ne anlatıyorsunuz ya? Milleti sokaktan çöp toplayıcı haline getirdiniz. Yapmayın bunu ya. 12 kilodan 9 kilonun altına düşmüş ülkede et yeme oranı. Ne kadar küçümsüyorsun ki konuşurken. Barış bir ses. Ya ben milletin durumunu anlatıyorum kardeşim. Anlatmıyorsun küçümsüyorsun. Milletin durumunu anlatıyorum. Sen niye milletin gerçeğiyle yüz yüze gelmek istemiyorsun? Niye o zaman asgari ücretin 10 sene önceki, düştü işte 20 diyorum. Sene önceki ayda 1500 lira kaybetti. 91 euro kaybetti kardeşim. Sadece. Senin bu yanlış politikan yüzünden. Barış. Yok ne olacakmış da yurt dışından para gelecekmiş de şu olacakmış. Barış ya arkadaş bir sessizlik rica ediyorum. Hacı lütfen çünkü Serkan Toper'i çok beklettik. Serkan ekonomi iyi mi? Şimdi. Hayır şöyle bir, soru. Bir saniye. Orası bir şey söylüyor. Bu taraf yanıt veriyor. Bir saniye. Diyor ki ekmek alamıyor, et alamıyor, zeytin alamıyor. Meyve alamıyor diyor. Barış arkadaş tribünlere oynuyor. Şimdi ya arkadaş siz bu memlekette yaşamıyor yaşıyoruz. Musunuz? Serkan Allah aşkına İnsanların ya. İnsanların bir yumurta ekonomik 2,5 yoksunluğu olmuş ya. Var. İnanılmaz derecede gıda pahalı, konut pahalı bir ekonomik sorun var. Ekonomiyi mi hayır ekonomiyi değil. İşte Ali Babacan bugün Millet İttifakı yani Barış arkadaşın yol arkadaşı Ali Babacan'ın ekonomi politikaları vardı. Sert liberal politika. Ali Babacan benim yol arkadaşım senin yol değil. Benim yol arkadaşım sert değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi. Aynı yere oy verecek. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyorum. Başka partiye vermem. Ali Babacan beni ilgilendirmiyor. Niye sen masada değil misin Barış Bey? Sert liberal politikalar uyguladı Ali Babacan. Dedi ki devlet her şeyden elini çeksin dedi.
Ne bu lojmanı dedi. Ne gerek var dedi. Doğru söylüyor. Halbuki bugün bizim ihtiyacımız olan şey evet liberal politikalar ama realist ve milli kamucu politikalarla birleşmiş bir liberalizm. Siz geldiğinizde evet doğru söylüyor. Memurların bir lojmanı kesin olurdu. Memurların yazın gidip 15 gün tatil yapabileceği yazlık yerlerde kampları da olurdu. Yani insanlar öyle böyle müreffeh bir hayat yaşayabilirdi. Geldin sen bütün yaz kamplarını sattın, lojmanları sattın. Kim sattı? Ali Babacan. Sert liberal politikalarla. Türkiye'nin tekrar ihtiyacı olan şey evet liberal politikalar ama uygulamada daha realist, biraz daha milli ve kamuç. Sizler kime girişim özgürlüğü tanıyabilirsin? Biraz önce bahsetti. Evet ticaretle uğraşan müteşebbis insanlar girişim yapar. Faizi düşürürsünüz. Çok da doğru bir harekettir faizin düşürülmesi. Barış arkadaşın tam aksine. Bütün dünyada herkes şey diyor. Amerika'da FED eski başkanı diyor. İyi ekonomistler, kalbi ülkesiyle atan ekonomistler. Yani küresel zihniyete esir olmamış ekonomistler. Arz krizinin olduğu yerde diyor faiz artırılmaz diyor. Arz krizi ancak lojman üretimle çözülebilir. Lojman satışlarını Kemal Unakıtan üretimle başlattı çözülebilir. Bu arada onu da hatırlatalım. Sizler, Kemal Unakıtan'dan sonra Ali Babacan bugün, devam etti. Bugün elbette ki bir sorun var ama ortaya konulan bu iradeyi baltalamak adına domates biber fiyatlarına bu iradeyi feda etmeye çalıştığınızda işte o zaman tribünlere oynamış oluyorsunuz. Barış arkadaş diyor ki bir yıl sonra da bizimkiler iktidara gelsin. Sizinkilerin ekonomik programı var mı? Yok. Biri diyor ki ben çok sert liberal politikalar uygulayacağım diyor. Biri çıkıyor diyor biz kamucu politikalar uygulayacağız diyor. Peki sizinkilerin iktidar olduklarında o peynir alamayan vatandaşın derdine çözüm üretebilecek en ufak bir projesi var mı? Aralarında uyum var mı? Yani o bahsettiğim markette gördüğün evine peynir alamayan ve tek şeftali alan vatandaşımız. Evet bir realitedir. Sen görmüşsündür, yalan söylemiyorsundur. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda Deva, Gelecek, Saadet, İyi Parti... İktidar savaşları yaparken mi evine şeftaliyi 2 kilo 3 kilo almaya başlayacak? Ya daha muhalefetteyken kavgaya başladılar. Ya doğal geleceğiz o konuya. Daha muhalefetteyken ya, kavgaya ya. Başladılar. Ne yapacak? Şimdi, yani kışla gibi mi olacak orası? Doğaldır 6 tane konuya, parti ya. Aday konusu belirsizmiş. O bir tane şeftali lan Barış arkadaşın tribünlere oynamak için. Biz ekonomi üstünden gidelim. Çünkü bir kısa reklam arası verip sonra altılı masala ve güncel tartışma konusuna geleceğiz. Geçen yıl seçime tam 1,5 yıl kala ucuz popülist metotlar yerine kalıcı köklü bir çözüm noktasında irade koymuş bir hükümetten bahsediyoruz. Bir Cumhur İttifakı iradesinden bahsediyoruz. Bugün kendini sol olarak tanımlayan Barış arkadaşın bu ekonomik model doğru bir modeldir. Yöntemler tartışılır, eleştirilir ama ve lakin köklü bir kalıcı çözüm. Yani kendisi üreten, ürettikçe büyüyen, büyüdükçe dolarını dövize olan ihtiyacı azalan bir Türkiye modelidir bu. Yoksa dolar 18 lira. Evet geçen yıl 8 liraydı. Sen pandemi sürecinde turist alamadın. Dışarı bağımlısın. Üretemedin dışarı bağımlısın. Dolar ne zaman patladı Serkan? Ne zaman patladı? Üretmen senin için Merkez Bankası Türkiye faizini doğru indirmeye başladıktan sen yıllarca sonra. İtalya ulusu dedin ki ben dolarımı baskılayayım. 128 milyar nerede diyorsun ya. 128 milyar dolar. Naci Abal 6,5 liraya kadar düşürdü. Tüket, niye aldınız evet. Kardeşim adamı? Nerede biliyor musun işte? Niye aldınız adamı? Senin o doları baskılamak için sürekli o 128 milyar rezervini erittin. Niye? Dolar düşük olsun rahatça yurt dışına ithal edelim. Rahatça vatandaş tüketsin diye. Öyle devam etmedi işte. Öyle bitme kaynak bitti. Demek ki kendini üreteceksin bu modelde. Önümüzdeki 50 yılın Türkiye modelini bu şekilde oluşturacaksın. Temelini bu şekilde oluşturacaksın. Bugün çıkacak Millet İttifakı diyecek ki bu model doğrudur. Ama ve lakin ben olsaydım faizi bir anda artırmak bir yana 19'da sabit tutardım. Veya en fazla 18'e düşürürdüm. Kademeli yapardım. Bunlar ayrı konular yöntemler. Hayır söylüyor hepsini yöntemler canım ya. Ayrı siz şey. Dinlemiyorsunuz siz sadece ya. Şunu söylüyorsunuz. Söylüyorlar canım ya. Faiz artırsaydın, kuru düşürtseydin, diğer ekonomi faizi düşürseydin, Londra'daki finans kuruluşlarına ya para kazandırsaydın. Ya siz para alıyorsunuz vatandaşın Londra'dan kur ya. Kur korumalıdan vatandaşın ya cebine Serkan, giren parayı para dilinize dolayacaksınız. Ama kur korumalı olmasaydı Türkiye'ye bunun maliyeti ne olurdu hiç konuşmayacaksınız. Kardeşim sen faiz zorla faiz indirmesen ne Londralı tefeci kuruluşlara gidecek milletin parasını hiç konuşmayacaksınız. 6,5 liraya geldi dolar. Niye rahatsız bakın, oldunuz diyeyim. Muhalefet yapmak haktır. 8 liraya bak, çıkarttınız. Şimdi lojmanları satan sert liberal eleştiriler yaptın. Hepsine destek verdin. Millet adına destek verin. Tek şeftali almak zorunda kalan Hacı Yakışıklı dedi ki bir kişi vardır. Bir kişi bile varsa evet o iktidarın sorumluluğundadır. Kesinlikle. Evet. Ben o zaten sorumsuz. Bunları tartışalım ama lütfen böyle sadece popülist
söylemlerle tribünler oynadığınızda bunun adı muhalefet de olmuyor. Ya siz niye yoksulluk adına gerçeğini görmezden gelmeye kim görmüyor ya? Biz konuşmamda nerede? Sen hiç görmüyorsun. Sana kalsa Türkiye'nin tamamı aç. Ya sen aç. Görmüyorsun. Senin abartım açlıklarına itiraz ediyorum. Ya kardeşim sana Türkiye'de açlık sorunu yok mu? Yok mu açlık sorunu? Ben de ona sana kalsa kimse evine peynir alamıyor. Çocuklarını şey yapalım ve çantasını dolduramıyorlar ya. Haklısın Barış ya arkadaş. Evine kimse peynir alamıyor mu diyelim. Burada da sen diyorsun ki bir kişi. Üç kişi. Git iktidarın sorunu. Peynir alıyor insanlar. İki krik sert peynir. Liberal politikalar. Git Üsküdar'daki sert liberal politikalar. Git başka yerlere. Orada aynı kişi milyon dolarlık ya. 50 tane daire alırken Türkiye'de 5 milyon 6 milyon insanın gayrimenkulü yoksa bu problemdir. İşte sert liberalizm problemidir. 5 milyon kişi ödemek üzere başvurmuş zaten. Ha. Ödeyeceğim ben bunu diyor. Yani neyse ölen değil. Demek ki bu sert liberalizmin problemleri var. Sen herkese üret, herkese ihracat yap diyemezsin.